Merhaba sayın seyirciler. Ayrıntı Sandığı programına hoş geldiniz. Bu programımızda hem konuğum hem de konum beni çok heyecanlandırıyor. Önce konuğumuzdan bahsedeyim. Sayın Beşir Ayvazoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Haluk'cum. Ve konumuz da Yahya Kemal. Üsküp'le başlayalım. Yahya Kemal Üsküp'te doğdu. 1884. Evet, yani Üsküp İstanbul'dan bile 100 sene önce fethedilmiş. Yahya Kemal'in tabiriyle Bursa'nın Balkanlardaki kardeşi diyebileceğimiz, kelimenin tam manası bir Osmanlı Türk şehri. Yahya Kemal 1900'lerin başında İstanbul'a geliyor. Ondan evvel annesini kaybetmiştir. Annesini kaybetmiş olması aileden bir kopuş yaşamasına sebep olur. Babası başka bir hanımla evlenmiştir. Yani her çocuğun yaşayabileceği sıkıntıları yaşamış ve Üsküp'te başladığı idadi tahsilini İstanbul'da tamamlamak için İstanbul'a gelmiş. Ama İstanbul'da fazla kalmaz. Evet, yani niyeti Galatasaray Lisesi'nde okumak. Bir kayda göre de Robert Kolej'e de girmek istemiş. Fakat İstanbul'a geldiği tarih kayıtların bittiği tarih. Yani ikisine de girme imkanı yok aslında. İşte o sırada bir akrabaların Sarıyer'deki konağında kalıyor. İbrahim Bey adında zengin bir zat. Önemli bir dönemdir. O mesela Türk musikisiyle tanıştığı konaktır orası. Ama bir de Jön Türk'le tanışıyor. Şekip Bey adında. Şekip Bey, evet. Evet, Üsküp'teyken başlayan Jön Türk'lük merakı İbrahim Bey'in konağına gelip giden Paris görmüş bir Jön Türk olan Şekip Bey'in telkinleriyle bir çeşit heyecana dönüşüyor. Bu aşk, ihtiras haline geliyor ve içinde yaşadığı toplumdan kaçmak. Gidip Paris'in o dönem bütün Jön Türklerin rüyalarını süsleyen, ilmin, sanatın, felsefenin, hürriyetin, her şeyin beşiği olarak kabul edilen Paris'e kaçarak orada hür bir biçimde yaşamak. Batı kültürüyle tanışmak istiyor ve kaçıyor. Evet. Kaçıyor yani. Tek kelime Fransızca bilmeden cebinde de çok az parayla kalkıp, nasıl büyük cesaret, inanılmaz bir şeydi. Kalkıp Paris'e kaçıp gidiyor. Siyasal bilimler okumak istiyor. Fakat orada Paris'te siyasal bilimlere kaydolmasına rağmen bir tarih merakı başlıyor Yahya Kemal'de. 1912'de İstanbul'a dönüyor. Fransız kültürünü, Fransız edebiyatını, efendim modern Fransız edebiyatını tabii yakından tanıyarak kendine has tarih görüşünün yanı sıra aynı zamanda bir edebiyat görüşüyle geliyor tabii 1912. Türkiye'ye döndükten sonra 1914 yılında Hamdullah Supi Tanrı Över'inde davetiyle Türk Ocağı'na giriyor. Türk Ocağı'nda çalışmalar yapıyor. Çok güzel bir fotoğraf var. Gösterelim. Onu gösterelim. Bu fotoğraf İstanbul'da Türk Ocağı'nın ikinci binası Bayazıt'ta Soğan Ağa'da bir muhteşem konak. Yani bu konak Türk Ocağı'nın bütün unsurlarının bir araya geldiği, bir çeşit müze gibi Türk sanat eserleriyle bezenmiş. Hamdullah Supi'nin gayretiyle müze gibi, evet. Türk kültürünü yansıtan, her odasında farklı bir fikrin tartışıldığı, hür düşüncenin neşvi nema bulduğu bir muhit. Tabii o Ziya Gökalp de o vesileyle. Hatta o zaman onu da şey yapalım. Bu fotoğrafta Ziya Gökalp var, Yahya Kemal var, Cemal, Cemal Paşa var. Tam Türk Ocağı'nın önündür. Evet. Belki de o Türk Ocağı binasının tek fotoğrafıdır. Bu fotoğrafın orijinali şimdi Yahya Kemal Enstitüsü'nde. Yahya Kemal Enstitüsü'nde muhafaza ediliyor bu fotoğrafın orijinali. O fotoğrafta bütün Türk Ocağı ve İttihat ve Terakki camiasının, Mehmet Emin Yurdakul da vardır orada. Bir arada göründüğü harika bir fotoğraftır. O zaman şu şeyden de bahsedelim. Paris'ten döndükten sonra Ziya Gökalp'le yolları biraz artık ayrıdır diyebiliriz. Hatta çok güzel bir atışmaları vardır. İsterseniz onu bir anlatır mısınız bize? Tabii Yakup Kadri Büyükada'da oturuyor. Yakup Kadri yakın arkadaşı. Yahya Kemal de Büyükada'ya davet ediyor. Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra Ziya Gökalp önemli bir şahsiyet. Hem İttihat ve Terakki'nin en önemli adamlarından biri. İdeoloğu diyebiliriz. Hem de Türkçülük düşüncesinin ideolojisinin teorisi yapan adam. Fakat sağlık problemleri yaşıyor. Yahya Kemal ile Yakup Kadri
gel büyük adaya yerleş diyorlar. Ziyarkaf'ta hava değişimi için büyük adaya yerleşince orada bir entelektüel muhit meydana geliyor. Yahya Kemal, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü efendim, hatta bir müddet sonra Refik Halit de davet ediyorlar. İşte büyük adadaki beraberlikleri sırasında ki şu fotoğraf o dönemi yansıtıyor. Evet. Beraberlikleri sırasında o meşhur Yeni Mecmua dediğimiz, evet. 1917'de çıkan ve İstanbul'un işgaline kadar yayınına devam eden Yeni Mecmua'yı çıkarıyorlar. Birlikte çıkarıyorlar. İşte bu Büyükada'daki fikri tartışmalar sırasında Yahya Kemal'in Osmanlı tarihine biraz fazla vurgu yapması sebebiyle bir gün Ziyarkat diyor ki Arabisin, Arabati değilsin, gözün mazidedir. Ati değilsin. Diyor. Evet. Hep geçmişle uğraşıyorsun. Geleceğe bak biraz manasında. Geleceği anlatmıyorsun. Gelecekle ilgili bizde hayaller, ümitler uyandırmıyorsun deyince Yahya Kemal'in cevabı anında irticalen verildi cevap meşhurdur diyorsunuz. Ne harabi, ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyeyim. Aslında bu tam muhafazakar düşüncenin tarifidir. Kökü mazide olan ati olmak. Yani bunca yıl sonra Türk şiirinin en önemli birkaç ismi sayılırken Yahya Kemal hala dilimize geliyorsa, aklımıza geliyorsa, şiirlerini okuyorsak büyük bir ihtimalle haklıydı. Kökü mazide olan bir atiydi Yahya Kemal ki atide de hala temsil ediliyor. Evet, hala konuşma ihtiyacı hissettiğimize göre söylediği şey önemli. Demek ki bir şeye cevap vermiş. Şimdi Hamdullah Supi'ye dönüp biraz tarih içinde Yahya Kemal Hamdullah Supi ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Hamdullah Supi ile Yahya Kemal'in ilişkisi bir ömür boyu devam ediyor. İşte bu Horhor'da Hamdullah Supi Tanrıver'in Horhor'daki konağını ziyaret eden insanların imzaladığı defter. Ben senin için özellikle bazı sayfaları seçtim. Hmm. Mesela şunu öncelikle söyleyeyim. Yahya Kemal'in hayatında kendisi hiçbir kitabını bastırmadığı için bir tane korsan kitabı var. Ondan da bahsedeceğiz. İmzalı bir kitabını bulamazsın Yahya Kemal'in. Ama mesela burada ziyaret ettiği gün Yahya Kemal ziyaret defterini imzalıyor. Yahya Kemal'in imzası. Başka? Birkaç başka mesela kimler var? Burada kimler var mesela? Bu sayfaya tesadüfen bakalım. Ferit Tek, Müfide Ferit Tek. Onlar o gün imzalamışlar aynı sayfayı. Abdülhakşinasi Hisar da vardı galiba değil mi? O başka sayfada. Başka sayfada bir de değil mi? Birkaç, evet. Çünkü birkaç kere geldiği için ben bir iki sayfayı işaretledim. Burada bir sayfayı daha gösterelim. Çok var Yahya Kemal imzası ama şu sayfa seyircilerimize de ilginç gelebilir. Bir sayfada Cumhuriyet tarihinin pek çok imzaları var. Patrik Atanagoras'la başlıyor. 15 Şubat 1950'de ziyaret etmiş. Nait Sırrı Örük, Abdülhakşinasi Hisar, Muhittin Üstüdağ, İbnül Emin, Mahmut Kemal. Eski harflerle imzalamış galiba. Evet. Ve işte 1-4-1950 Yahya Kemal Beyatlı. Aynı harika bir sayfa burası. Aynı gün ama bakın aynı gün 1-4-1950 Yahya Kemal'le beraber ziyarete gelen başka kimler var? Adnan Menderes ve Fuat Köprülü. Müthiş. Yahya Kemal yani, onlarla beraber yani ziyaret ediyor. Yani şu sayfa müthiş. Tarih gibi bir sayfa. Evet. Yani bir dönemi bütün hüviyetiyle yansıtıyor neredeyse. Anlatmak istediğim Yahya Kemal imzası zor görünen biridir. Bu kitap Yahya Kemal hayattayken basıldı. Evet. Ama Yahya Kemal bu kitabı pek sevmezdi bildiğim kadarıyla. Evet. 1933. Yahya Kemal 24 şiir ve Leyla. Evet. Bu enteresan bir kitaptır. Zahir Sıtkı Gümemli. Evet. Bu kitabı o yayınlıyor. Yani Yahya Kemal'in dergilerde vesaire yayınlanmış şiirlerini bir araya getirerek bir kitapçık olarak basıyor. Kendisi hatıralarında anlatıyor. Tabii Yahya Kemal çok canı sıkılıyor ona. Çok kızıyor. Yani kim olsa kızar yani. Bir düşünün. Sizin yazdığınız yazıları topluyor birisi. Onu kitap yapıp basıyor. Yani olacak şey mi? Bu kitabı mahkemeye de verdi bildiğim kadarıyla. Evet. Yahya Kemal mahkemeye veriyor. Ciddi bir dava olarak ortaya çıkacak fakat müşterek dostları araya girerek davayı geriye çekmesini
sağlıyorlar. Evet. Yahya Kemal diyor ki, yani dünyada zevklerimden bir tanesi kitaplarımı iki kapak arasına geldiğini görmekti diyor. O zevki de elimden aldılar. Evet. diyor. Evet. Peyami Safa'nın yaptığı bir röportajda. Çok şikayetçi. Ama yine de şunu söyleyebiliriz değil mi? Yahya Kemal'in sağlığında üstünde ismi olarak basılan tek kitap bu. Bu, evet. 24 Yahya şiir Kemal, evet. Ama onu da kendisi bastırmadı. Evet. Dolayısıyla bu kitabı Yahya Kemal'in imzalamış olması diye bir şey söz konusu da olamaz. Belki herhalde. Görmek bile istemiyordu değil imzalamak. Dolayısıyla seyircilerimizle bunu da paylaşalım. Birileri size Yahya Kemal'in imzalı kitabı diye bir kitap getirirse pek mümkün değil diyebiliriz değil mi? Tabii. Evet. Yani imzalı bir kağıt parçası olabilir, bir şiiri olabilir. Ama Yahya Kemal'in imzaladığı kendi kitabı olamaz. Olamaz. Evet. Çünkü sağlığında hayattayken şiirleri iki kapak arasına girmemiştir. Şimdi Yahya Kemal'in şiirlerini yazış serüvenine gelmek istiyorum. Yahya Kemal'in el yazısıyla olan bu şiirden özellikle bir bahsedelim. Çünkü elimizde onun el yazısıyla örnek olarak var. Deniz Türküsü. Vala Nurettin, dostlarından Vala Nurettin'e ithaf ettiği bir şiirdir bu. Madrid'de elçiyken misafir de etmiştir değil mi? Evet. Bir mektup istersen, var galiba. Aslında. Ondan da bahsedelim. Şu, şöyle yapalım. Seyircilerimiz daha rahat görsünler. 1930 tarihinde Madrid'den Vala Nurettin'e yazdığı mektup. Evet. Tipik bir Yahya Kemal el yazısı ama bunu özene bezene yazmış. Bazen kötü yazıyor, acele yazıyor. Evet. Okunaklı olmuyor. Bu çok okunaklı. Madrid, evet. Madrid elçiliği biraz sıkıntılı bir dönemidir Yahya Kemal'in hayatının. Dönüşü de sıkıntılıdır zaten. Az önce Hamdullah Supi'den söz ederken aslında biraz üzerinde durabilirdik. Aslında yani konudan Atatürk'le, konuya atlıyoruz Atatürk'le ama... Atatürk'le aralarında bir gerilim... Hatta şey bile oluyor. Belli değil. Yani ben onu epey bir aradım. İspanya Büyükelçiliği'nde görevden mi alındı, istifa mı etti o bile tartışılıyor. Yani o görevden alındı. İstanbul'a, Türkiye'ye dönmeye çekiliyor biraz. Hı hı. Sonra arkadaşı Hamdullah Supi ile irtibat kuruyor. Evet, o zaman Bükreş'te elçi. Hamdullah Supi Bükreş'e geçiyor. Hamdullah Supi Bükreş'ten Ankara ile irtibat kurarak aslında bir problem olmadığını, rahatlıkla dönebileceğini söylüyorlar. Birlikte İstanbul'a, oradan da Ankara'ya geçerek Atatürk'ün sofrasına kabul ediliyor. Ondan sonra zaten milletvekili yapılıyor biliyorsunuz. Yani Yahya Kemal bir ara bir hafif gerilim olmakla beraber daima itibarlı olmuş, daima korunmuş ve kollanmış bir şairdir. Bunu da burada vurgulamakta fayda görüyorum. Tabii. Mektuba dönersek. Evet. Mektupta Vala Nurettin'e yazdığı mektupta onu davet ediyor İspanya'ya. Ve daha sonra Vala Nurettin Aile Dergisi'nde yazdığı bir yazıdan da biliyoruz. Bu davete icabet ediyor ve Yahya Kemal Vala Nurettin'i İspanya'da ağırlıyor. Ve bu şiir de bu dostluğun neticesinde yazılmış bir şiir. Ki evet, biliyorsunuz Vala Nurettin'e ithaf ettiği bir şiirdir ve bu şekilde kitaplarında da yer alır. Vala'ya yazıyor el yazısıyla Yahya Kemal. Bunun en son mısrağına bir dikkat çekmek istiyorum. El yazısıyla yazılan bu şiirde insan alemde hayal ettiği nispette yaşar yazmıştır. İlk defa Akşam Gazetesi'nde yayınlandığında bu kelime yine nispette diye çıkmıştır. Fakat daha sonra kitaplarına nispette kelimesi değiştirilip müddetçe yapılmıştır ve öyle girmiştir. Çok iyi biliyorsunuz. Ben burada biraz da ilginç geldi bana. Bizim çok önemli karikatüristlerimizden biri var. Bedri Koraman. Bedri Koraman biliyorsunuz uzun yıllar gazetede haftalık karikatürler çizdi. Bir sayfalık karikatürlerinden bir tanesinde Bedri Koraman şöyle bir şey yapıyor. Başlık olarak insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar yazıyor. Bunun değiştirilmiş hali gibi.
Ondan sonra müddetçenin üstüne çarpıyı koyuyor. Nispetle yapıyor. Nispetle yapıyor. Ben yani Yahya Kemal'in yaptığını tam tersi. Evet, tersini yapıyor. Ben Bedri Koraman'ı aradım telefonda. Dedim Bedri abi böyle böyle dedim. Eskiden o da önce öyle yapmış, sonra böyle yapmış. Sen tam tersini yapmışsın dedim. O da Haluk'cum dedi. Ben dedi kelimelerle oynamayı çok severim. Bana öylesi daha güzel geldi dedi. Ama burada esas söylemek istediğim şey Yahya Kemal'in bir şiirinin kelimeleriyle yıllar boyunca oynaması değil mi? Siz kitaplarda uzun uzun anlattınız mesela Açık Deniz. Yani Yahya Kemal devamlı kelimelerini 1910'larda başlıyor. 1920'lerde evet. 26 yanlış hatırlamıyorsam 26'da bitiyor Açık Deniz şiiri. İlk adı da farklı. Mesela ilk olarak İnkaraz adıyla evet. Düşünüyor. Daha evvel görüp görmediğin, emin olmadığın birkaç sayfa göstereceğim. Bu Yahya Kemal'in aynı şiiri defalarca yazdığını gösteren 3 sayfa. Hangi şiir o? Önce şiirin adını Son Günler diye koymuş. Ama tabii evet. Şiir Son Günler değil, daha sonra bildiğin gibi. Son Günler, ha fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Evet. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur diye başlayan sonbahar oldu. Sonbahar. Sonra. Demek ki ilk ismi sonbaharın son günler. Evet. İmiş. Bu değişik versiyonları. Değil mi? Üzerinde epeyce. Eğer sayfalara bakarsan bazı mısraları elimize geçen kim bilir evet. Daha kaç kağıt evet. Harcamıştır çok, bunun için. Çok. Çok. Evet. Emin Nedret İşli'nin koleksiyonuma kattığı Yahya Kemal'lerdir. Ben bunu bu sahaflar olmasa bizler ne yapacağız? Hiçbir şey bulamayız tabii ki. Allah onlardan razı olsun. Bunu ben şeye örnek olarak gösteriyorum. Yani Yahya Kemal ne kadar büyük bir titizlikle yazıyordu. Belki ilham diye bir şey var şiirde ama yani ilham %10'uysa belki de %90'ı alın teri şiiri. Yani ben Yahya Kemal'de onu Yahya görüyorum. Yahya Kemal tabii şiiri önce bir ses olarak duydu onu. Evet. Yani ilk mısradan sonrasının artık bir çeşit inşa süreci olduğunu düşünürdü. Hatta şiiri yazmadan önce kafiyelerini tespit eder. Ben Yahya Kemal'in şiir işçiliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu meşhur, tabii çok iyi biliyorsun, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale zaferi kazanıldıktan sonra 1916'nın başlarında yazılmış olsa gerek. Çünkü zaten bu harp mecmuası diye bir şey çıkıyordu. Harp mecmuasının eki olarak verilmiş bir şey bu elimizdeki. Gazeli Hümayun, evet. Yani Reşad'ın yazdığı söylenen gazel. Sultan 5. Mehmet. Reşad. Çanakkale'de kazanılan zaferi tebcil ettiği, kutsadığı evet. Bir gazete savret etmişti. Çanakkale'ye Bahriber'den, Ehl-i İslam'ın iki hasmı kavisi birden diye başlayan bir gazete. Peki niye biz bunu çıkarttık? Onu da sen anlatıver. Evet. Şimdi eskiden tahmis dedikleri, eski şairlerin tahmis dedikleri. Bir bakıma yeni şairlerin şiiri öğrenmek için usta şairlerin şiirlerini, gazellerini her beytin üzerine üçer mısra eklemek suretiyle muhammese yani beşlemeye dönüştürdükleri bir şiir tarzıydı. Yahya Kemal'de devrimi çok şairleri deniyorlar. Her beytin kafiyesine üçer kafiye daha bulmak neredeyse imkansız. Evet. Yani devrim birçok şairi tahmis etmeyi deniyor. Evet. Bu şiiri başaramıyorlar. En başarılı tahmisi merak eden okuyucularımız, seyircilerimiz Yahya Kemal'in Eski Şiirin Rüzgarıyla adlı kitabında o tahmisin tamamını bulabilirler. Yahya Kemal yapıyor ve tabii saraya gönderiliyor. Padişaha takdim ediliyor. Padişah çok beğeniyor bu tahmisi. Sultan 5. Mehmet Reşad. Bir altın saat. Evet. Armağan ediyor. Evet. Evet. Bu tahmisin böyle bir güzel hikayesi var. Ama tabii bu harp mecmuasının ilavesi olarak basılan Gazeli Hümayun da güzel bir hatıra. Evet. Kolay kolay bulunabilir bir şey değil. Ancak senin gibi kitap kurtlarının ulaşabilecekleri bir şey. Ben ancak şimdiye kadar görüntüsünü görmüştüm. Sayende orijinalini de görmüş oldum. Şimdi teşekkür ederim. Yahya Kemal'in şiirlerini
Münir Nurettin besteledi. Aziz İstanbul gibi efendim, Rintlerin Akşamı gibi, Dönülmez Akşamın Ufkundayız. Evet, işte. Rintlerin Ölümü gibi. Evet, Rintlerin Ölümü, yani Hafız'ın Kabiri gibi. Endülüs'te Raks. Endülüs'te Raks. Bu arada Endülüs'te Raks demişken TRT Radyoları arşivinde Yahya Kemal Beyatlı'nın kendi sesinden ve onun deyimiyle Endülüs'te Rakıs şiiri var. Önce bir onu dinleyelim, sonra tekrar buraya dönelim. Hay hay. Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı, şevk akşamında Endülüs, üzdeba kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedi, İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedi. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, İsveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz, şimdi aldadı. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadı. Alnında halka halkadır aşık tekakülü, göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir, İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi, bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli, şeytan diyor ki sarmalı, yüz şerre öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi dolduran zile, her sineden öle. Evet sayın seyirciler, TRT Radyosu arşivinden Yahya Kemal'i dinledik. Kendi sesinden Endülüs'te Raks. Bu dinlediğimiz şiirle ilgili de çok ilginç bir şey var. Münir Nurettin tabii bunu besteledi. Eminim Türk müziğini seven herkes de mutlaka dinlemiştir Endülüs'te Raks'ı. Fakat Münir Nurettin'i çok üzen bir şey oluyor. Yahya Kemal öldükten birkaç gün sonra beste bitiyor. Dolayısıyla çok istemesine rağmen aziz dostu Yahya Kemal'e Endülüs'te Raks'ı dinletemiyor. Fakat Endülüs'te Raks'tan başka pek çok şiiri Yahya Kemal'e dinletmenin mutluluğunu yaşıyor. Bir de bir anı anlatmak istiyorum. Tabii ki Yahya Kemal'in mezarına defalarca gittin. Orada da Rintlerin Ölümünün son kısmı yazmaktadır. Ölüm Asude Bahar Ülkesi'nde bir Rint'e. Lütfen, lütfen o şiirin bir tamamını alalım senden. Rintlerin Ölümüdür şiirin evet. Asıl adı biliyorsunuz. Hı-hı. Hafız'ın Kabri diye tanınır ama Rintlerin Ölümüdür. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölü Masude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin seriller altında kalan kabrinde her seher bir gül uçar, her gece bir bülbül öter. Çok şiir güzel. Bu. Ben bu şiiri Hafız'ın kabrinin başında da okudum. Ne kadar güzel. Yani öyle bir imkan da hasıl oldu benim için. Ne kadar güzel. Ben de Hikmet Feridun Es'in yazdığı bir yazıda şöyle bir şey hatırlıyorum. İran hükümetinin davetlisi olarak Behçet Kemal Çağlar ve Hikmet Feridun Es İran'a gidiyorlar. Ya diyorlar söylesek, bize Hafız'ın kabrinden birkaç gül verseler, biz bunu Yahya Kemal'in mezarına götürsek diye. İranlılara söylediklerinde tabii İranlıların da çok hoşuna gidiyor. Yani bu kadar güzel bir düşünce. Hemen Hafız'ın kabrinden gül fidanları çıkartılıyor. Bunları Behçet Kemal ve Hikmet Feridun Türkiye'ye getiriyorlar. Aşiyan'daki mezarla Münir Nurettin'e de haber veriyorlar. Ve diyor ki Hikmet Feridun yazısında, Behçet Kemal ve Münir Nurettin Selçuk kendi parmaklarıyla toprağı kazdılar ve Hafız'ın mezarından gelen bu gülleri Yahya Kemal'in mezarına diktiler.
Ne kadar güzel değil mi? Orada da Hafız'ın şiirleri. Yanlış hatırlamıyoruz ama halen diyorlar. Açan güller Hafız'ın kabrinden getirdiğimiz güllerdir. Onlar mı açıyor hala şimdi de? İnşallah bilmiyorum, öyledir. Belki de, belki de İnsan, yani doğru olmasa bile doğru olmasını isteyeceği İster, kadar güzel bir şey değil mi? Değil mi? Sevgili üstadım, bu sohbet saatlerce sürerdi eminim. Konuğumuz olduğun için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben şeref duyuyorum. Memnuniyetle tabii. Çok ben teşekkür ediyorum. Kendi el yazınla lütfedersen ayrıntı sandığımıza birkaç satırlık hatıra rica ediyorum senden. Memnuniyetle çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum Sayın Beşir Ayvazoğlu ve konumuz Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Umarım başka bir programda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.